Futbol YouTube kanalına herkese selamlar. Beşiktaş gündeminin yeni bölümünde Mustafa ile birlikte kayıttayız. Trabzonspor maçını ve Beşiktaş'ın gelecek fikstürünü konuşacağız. Abi hoş geldin. Hazırsan başlayalım yavaştan. Hoş bulduk Taner. Başlayalım. Ben açılışı yapayım. Malum zaten Trabzonspor maçını oynadık. Trabzonspor 3-0 mağlup olan Beşiktaş geçtiğimiz sezondan bu yana devam eden e, 25 maçlık bir mağlubiyet e, yenilmezlik serisi vardı. O sona ermiş oldu bu maçla birlikte. E, en son Sivas Spor maçıydı bu geçen sezon e, 4 Şubat'taki maçtı. E, bu süreçte 20 galibiyet, 4 beraberlik var 25 maçta. E, 25 maçı 25. maçta sona erdi. Abi ben sana hemen küçük bir maç yorumu alayım. E, nasıl bir maç izledik? Ondan sonra zaten paslaşırız aramızda. Ya maçta en belirleyici unsur bence oyuncu gruplarının maçı isteyip istememesi oldu. Yani tabii ki teknik taktik öne çıkıyor ama baktığınız e, baktığın zaman maç önüne baktığımda Trabzonspor'un kadrosunda kim gözüküyordu? Orta saha özellikle baktım ben maça. Enis eee işte geride mendi Önlerinde galiba işte Abdülkadir, e, Bakasetas, Bardi. üçü de işte hücum özellikle orta sahalar. Hani üçünü de 8 diyemezsin. Üçü de hani Abdülkadir daha yakın 8 öyle diyeyim. Bakasetas ve Bardi zaten net bir on numara de 8 olmaya çalışan bir kanat. Hepsi hücumcu oyuncular. Şimdi bize baktığımızda hmm. Amir, Salih, Getson. Üçü de yani zaten biraz geçen sene rüştünü ispat etmiş. Oyun yoğunluğu anlamında, defansif anlamda, ya ofansif anlamdaki o kreatiflik, skor anlamında çok henüz kendini kanıtlayamamış olsalar da orta sahadaki üstünlüğü almadan kendini kanıtlamış oyuncular. Üçlü bir oyuncu grubu. Ben o yüzden maçın o anlamında bizim ee, rahat edeceğimizi düşünüyordum. Çünkü Trabzonspor'un bir önceki maçında da bir önceki yayında bahsetmiştim. tabi işte bence çok zor bir maç olmayacak diye. Trabzonspor'un üzerine çok transfer yaptı. Zaten hepsini de attılar sayınlar. Zaten Batista Mendy işte Unoçu zaten ikisi maçı belirleyen unsur oldu direkt. Ee, şimdi zaten orada işte Şeyi de uydurdular. Hani Baniya ile Benkovic de sırıtmadı. Ee, Eren de güzel bir maç çıkardı. Yani Hiç işte dediğim gibi. Ya. Hı -hı. Dediğim gibi Trabzonspor maçı daha çok istedi. Bunu net bir şekilde görebiliyorduk. Batista Mendy'nin iyi performansı işte Ono Açun'un iyi performansı güzel başlangıçları baktığın zaman bizim taktiksel anlamda bir şeyleri hiç oturtamamamız çünkü maça biz hani orta saha demiştim ya biz başladık. Hani ilk yarım saat falan kim Hı -hı. oynuyor? Topla biz başladım, yani. Aynen. Paslara baktığın zaman Beşiktaş'ın yani 200 pası var zaten. maç boyunca da topla biz daha çok oynadık. Trabzon orada sıkıntı yaşamadı pek de. Yani işte maç paslara baktığın zaman ilk yarım saatte galiba Trabzonspor'un ben bakmıştım çünkü 70 pası varken Beşiktaş'ın 200 pası vardı. Hani Beşiktaş oyunu biraz daha elinde götürüyordu. O anlamda çok sıkıntı çekmiyor. Yani tahmin ettiğim şey oldu ama sıkıntı nerede çıktı? Şimdi sol bekte Onur Bulut var. Sol bekte sağ ayaklı Onur Bulut olunca oyunu oraya açamıyorsun. Aşağı açsan bile Onur'un kontrol edip sağını alması zaten ata atak şey defans olgunlaşıyor Trabzonspor'da. Hı. Oradan hızlanamıyorsun. E, i̇şte Onur Rey, buyur. Ha, o ilk kere saatte sürekli e, yani Rozier Raşika kanadını zannedik. Yani ben de seni destekleyecek onu söyleyeyim. Aynen yani yani. ya şimdi tamam. e, Onur Onur Rebiç yaptık. Rebiç'in galiba ilk 11'deki ilk maçı veya ikinci maçı Nefsi maçında da ilk 11'de olabilir. tamam emin değilim. Muhtemelen öyleydi. Aynen Semih beraber 11 başlamışlardı. E, şimdi Rebic'in ikinci defa ilk omur maçı. Onur'la oynadıkları şey yok. Orada zaten Rebic'in ne kadar hazır olmadı. Ben hala Rebic'i beğeniyorum. Gerçekten iyi bir futbolu çünkü Rebic. Sakatlanmadığı sürece ama oradaki uyum problemleri çok göz önüne çarptı. Onun dışında zaten Cenk Rebic hiç oynamamıştı. İşte Abu olmayışı. E zaten Abu Bakar'la Mosok'un olmayışı bizi çok korkunç etkiledi. E şimdi dediğim gibi sağ, sol bekte sağ ayakta Onur Bulut olunca e ileride Rebic de işte çok anlaşamadılar Onur'la. E, Onur'la. Rebic'le Cenk çok fazla anlaşamadı. Sağ sağ kanatta da Raşitsa çok kötü bir maç oynadı gerçekten. Hani e, talihsiz bir maçta onun adına. Çünkü ilk golde pardon, Trabzonspor'un gol değil de ilk, e, bizim atacağımız ilk golde, yani. Rosier'in kaleciyi geçip orada Raşit'sanın topu almazsa da maçın kaderini tayin etti. Çünkü o zamana yani kadar evet, başa baş zaman. boyun vardı. O zamana kadar başa baş boyun vardı. Orada birbiriye kalsak maç çok başka yerlere geçecekti. Sonra Mert Günüoğlu'nun hatası. Zaten gollere baktığın zaman ilk gol Hani Trabzonspor çok aşırı güçlü bir oyun ortaya koymuyor. Trabzonspor çok iyi miydi? Çok iyi değildi. Zaten öyle olmadı. İlk golü nasıl yedik mesela? Batista Mendy'nin kaptığı bir top. Hızlı çıkan Trabzonspor. Eksik yakalanan Beşiktaş. işte Rozier'in önde kalışı. Raşitsa'nın işte o çalımı yemesi ki kanat yer o çalımı. O, o açıdan Raşitsa'ya asla bir eksi yazmaz. Vardy'nin muhteşem ortası. Koli de kötü bir maç çıkardı mesela. Hani Orada biraz kaldı işte ilk golle. İlk gol mesela ani atak sonucu. Vardy'nin inanılmaz bir ortası sonucu. Onu açıyor. İkinci gole bakıyorsun zaten Mert'in hatası. Üçüncü gole baktığın zaman yine e, kaptırılan bir top. Orada yine Raşitsa'nın çok çok kötü bir pası. E, hem orada çıkamaması hem çok çok kötü pası. İleride eksik kaldık çünkü. Yani bunlar hep uyumsuzluk. Geçen Hı. sene hatırlıyorsan. Beşiktaş programında ne zaman yapsak ben şunu diyordum. Takım birbirine çok alışmış. Takım birbiriyle çok uyumlu. Herkes herkesin atacağı adıma kadar biliyor. Herkes herkesin ne yapacağına hmm. kadar diyor. Şimdi onu göremiyorsun mesela. Üçüncü golle izliyorsun. Mesela Raşitsa topu alıyor gidiyor. E gider ama kimse yok ki. Önünde bir Abu Bakar var. Başka kimse yok ki. Zaten fark ettiysen attığı pas hani geçse bile kimseye gitmiyor. Hmm. Takım birbirinden biraz kopuk. Orayı nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Transfer ettiğimiz oyuncuları denklemek dahil edemedik. Yani bence biraz hani o roller hiç belli olmadı ya. Onu gayet görebiliyorsun ki bir de hani Onur Rebiç tarafı zaten hani yani, onu zaten sol bek değil. Rebiç hiç hazır değilmiş. Bir de hani ben şeyi gördüm hani 46'da hoca 3 tane değişiklik yaptı ya, ikinci yarıya girerken. Evet. Yani, acaba Rebiç kalmalı mıydı dedim acaba hani Raşika'yı mı almalıydı? Raşika o kadar kötüydü bence. hani Rebiç hazır değildi ama hani, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Raşika hiç beğenmedim bak ben mesela. Ya Raşitsa gerçekten kötü bir maç Ben çok beğenirim ama hı hı. şimdi Beşiktaş'ta geçen seneyi pek katmıyorum da sağ kanatları Gezel'i izlemeye alıştığımız için ve bu oyunda hı. biraz da sağdan kurmamız gerektiği için sağdan biraz ekstra katkı istiyoruz kreatiflik anlamında. E, tamam bu olmasa da oluyor. Mesela geçen sene Redmond öyle bir oyuncu muydu? Hayır değildi yani. Ekstra yaptığı şeyler vardı ama ekstra kreatif bir falan görmezdik ondan. Yani Redmond'un yaptığını Raşit Sala yapabilir. Gerçekten yapabilir ama hı hı. O tamam. oyun yoğun o oyun yoğunluğunu sağlayamıyoruz. O oyun yo hmm. yoğunluğunu sağlasak Beşiktaş e çok değerli bir parçana gelir. Çünkü çok hareketli hani nereye koysan hücumun neresine koyarsan koy bir şekilde kendi yer edebilecek ceza sahası koşusu olan ceza sahası içinde e, yani ceza sahası içine koşu atıp da ceza sahası içinde topla çok haşır neşir olmadan skora gidebilen bir oyuncu Raşitsa. E. Ama oyun yoğunluğunu hiç yansıtamadık sahaya. O çok kötüydü. Şimdi hmm hazırlık maçlarında ve sezonun ilk konferans ilk maçlarında şöyle bir şey deniyorduk. geriden top çıkmadığı için çıkmıyordu yani geriden top çıkmıyordu. Koley ve Necip yine çıkartamıyoruz yani. Koley çıkartamıyor, Necip çıkartamıyor. Amir ikisinin yanına geliyordu. Ortasına da gelmiyordu bakın yanına geliyordu. Orada üçlü bir kurulum yapıyorduk. işte solda Masoku, sağda Rozier. İşte önlerinde Getson, Salih top alıp şey, şey yapıyordu. Ee, önlerinde de işte Muleka, Abu Bakar sağda kim olursa artık ya yani Onur Bulut oynuyordu hatta sağda. Ya bu denenebilirdi bence ama işte hoca bu sefer de şey yapmış olabilir. Çünkü şimdi orada oynadığın zaman sağda Rojer, solda Masuako oluyordu ve çoğunlukla Masuako'dan açıyordun oyunu. E şimdi Masuako ilk 11'e atamayınca e, sağ bekle sağ ayaklı sol bek Onur Bulut olunca onu da oynayamıyorsun. E, bilmiyorum bu takımda bazen taktik anlamda değişmesi gereken bir şeyler oluyor çünkü geriden top çıkartamıyoruz ve Stoper anlamında bir şey de yapılmadı. Mesela oraya çok net bir sağ stoper çekilseydi, Niko Elvedi ismi geçti, Nino geçti, Nino'yu pek izlemedim de hani oradan top çıkarabilseydik çıkaramıyoruz çünkü. Necip uzun toplarda iyi bir stoper. Yani uzun toplarda çok hı hı. sıkıntı çekmiyor ama biz çıkarken uzun top atmaya alışık bir takım değiliz ki zaten santrforumuz zaten ona uygun bir santrfor değil. Yani bir de sürekli adam arıyor Necip. Yani öyle kısa pasta tık tık çıkmaktan san hani yanında... Ya yani Dinamo Kiev maçı evet. Öyle Dinamo, çalışıyor. Dinamo Kiev maçı Necip Mert. Necip Hı -hı. Mert. Necip Mert. Yani en az 30 kere paslaştılar. Çünkü en sonunda da ne oluyor? Topu sola aktaramıyoruz, sağa aktaramıyoruz. Necip biraz top sürüyor. Dinamo Kiev risk ediyor. Necip uzun atıyor. Top Dinamo Kiev'e geçiyor yani. Ee, bir de şunu görmüş olduk sanırım hani yani biz yani bu üçlü bir araya geldiğinden beri işte bu Amir, son Salih üçlüsü bir araya geldiğinden beri şeyden bahsediyor. Yani şu ana kadar birbirlerini çok iyi tamamladılar ama hakikaten oyunun biraz fiziksele döndüğü yerde hakikaten Salih ile Amir'in çok karşılık veremediğini gördük en azından. Hani bunu sezonda kaç kez karşılaşır Beşiktaş bilmiyoruz. Zaten. Yani Trabzonspor o anlamda biraz ekstrem oldu. Hani ben mesela maç önü şunu bekliyordum. Hani sen de dedin ya az önce. Geç sondan ben bir maçın adamı olması bekliyordum. Yani en azından maç, maçı bir, biri belirleyecek olsa o geç son olmalıydı bana göre Batıstam enden böyle bir performans beklemiyorduk Ya da nasıl bir futbolcu profili olduğunu çok iyi bilmiyorduk herhalde Ben geç sondan daha fazlasını bekliyordum O anlamda onu da çok iyi kullanamadık Hani orada tabi da dövmek lazım Ya Şimdi Düşünüyorsun diyorsun ki ya bu baskıyı Nasıl aşabiliriz çünkü baskı aşılabilir mi baskıydı hmm. Trabzonspor'un Orta sahaları yani Bardiva, ve Ars, net bir onunla var aslında Trabzonspor çok cesur bir kadroyla çıktı Tabii tabii. Ön alan baskısını iyi yaptılar da oyun alan baskısını aşabildiğin sürece çok rahat ama işte bu bu, süre, bu sefer bu seferde şey sıkıntısı öne çıkıyor. Takımda sprinter bir kanat yok. Bu yok. Şimdi topu alıp gidebilen birisi yok ee, ve baskıdan çıkmak için de dediğim formülü uygulayabilirdik mesela seninin başında bence işe de yarardı ama bu sefer de Mosol'un olmaması öne çıktı. E Cenk de ya yani, hazır değil diyoruz ya Cenk de hiç hazır değildi. O da sakatlıktan dolayı sonuçta. Mi? O da hiç hazır değildi korkunç bir maç oldu adamıza. Hani yani mesela e, çıkardığı pas var ya normalde Cenk'ler ona yani. Müthişti. Yani oradan mesela direkt skor yapardık. Direkt skor hmm. yapardık. E, ama kırılma noktaları oldu. Kim ya yani Mert'in yediği gole hiç gelmiyoruz bile. Normalde bu maçı Mert'in yediği gol ya yani Raşit Sava Mert'in yediği gol üzerinden konuşuruz. Ha yani deriz hmm. ki Raşit sordu atamadı. Mert yedi maç oldu ama hani Gerçekten o kadar varlık koyamadık ki sahaya. Ben zaten maç arasında tweet de attım. Yani Masuak ve Abubakar girdiğinde top saza elimize alırız dedim. Ama hı hı. ya takımda çok büyük dağınık var. Yediğimiz üçüncü gol rezalet ya. ya Batista Mendi bir pas atıyor. Ya yani tabii orada şeyin de şanssızlığı var. Koli orada defanstan orta sahaya çıkarken orada şey yok. Hani savunma çizgisine oturtamadığı için ofsayt bozan bir Koli yok hı hı. orada. Yani çıkarken Koli orta sahaya doğru gelirken topu kaptırıyoruz ve farkındaysa o koşmaya devam ediyor. Hani bir anda top gelirse ofsayt bozulmasın diye. Ama yetişemiyor yani. Ki Koli açısından da çok parlak bir maç değil de. Belki de Koli'nin en iyi oynamadığı maçlar. Koli bende geldiğinden beri çok iyi performanslar veriyor. Bu maç çok parlak değil de. Onu açının golünde de ben biraz ona yazdım. Hiç hareket edemedi. Onu Açu çünkü eşleştiği adam oydu. Hiç hareket edemedi. Onun açısından da çok parlak başladı. Ya Bunlar olur ama sıkıntı bunların olması değil. Yani bu tar ne oldu? Trabzon'da işte maç kaybetti ne ne olur? Anadolu takımları çok güçsüz artık. Gerçi daha da güçlendiler de bu sene nasıl olacak bilmiyorum. Bu tarz puan kayıpları çok kritik oluyor. E ne olur? Dönersin yeniden, alırsın o puanları, takımı oraya sokarsın hı -hı. ama işte biz denkleme oyuncu sokamıyoruz. En büyük sıkıntımız o. Yani bir şey gözükmüyor. Mesela Gezel oyuna girdi. Yani, normalde halay çekmemiz lazım ama hani göremiyoruz ki bir şeyi. Yarın sakatlanmayacağının garantisi yok. Hı hı şimdi hani bu maç sezonu nasıl etkiler? Hani herhalde biraz dönüp dolaşıp pendik maçına bakacağız. Hani sonuçta Trabzon deplasmanına sıfır yazabilirsin. Yani bunda çok bir problem yok da sanırım orada pendikte bıraktığımız puan yani sonuçta şimdi Fenerbahçe 4'te 4 başladı. Galatasaray'da 10 puanla başladı. Şimdi bizim eksik maçımızda Adana Demir deplasmanına gideceğiz. Yani şimdi 22 günlük sürede 7 maç vardı. Şimdi bir tanesini oynadık. E, Buruj deplasmanı yapacağız. Sonra bir iç, içeride bir Kayseri maçı var. Hani o biraz daha hani en azından rahat geçmesini umarsın. Ama ondan sonra bir Adana-Demir-Konya deplasmanı yapacağız Arda Sanırım orada bir Adana'nın kuyruğu kapabilir bizim için erken Ya bizim bu 4 maç sonrası nerede bulunacağımız Hı -hı. sezonu belirler. Çünkü bu 4 maçı yapacağız zaten çok zor maçlar. Buruj deplasmanı, Adana-Demir deplasmanı, Konya deplasmanı. Ya takım 12 günde 5 ay kaç tane şehir değiştirecek şimdi işte İstanbul'dalar yani, İstanbul'dan Belçika'ya geçecekler İstanbul'dan Belçika'ya geçecekler bir i̇şte bel, hatta İstanbul'a gelmelerini de say Ya İstanbul'a yani, gelecekler geldiler Belçika'ya geçecekler 2 Belçika'dan Gelecek, İstanbul'a yani. gelecekler 3 Kayseri maçını Adana. yapacaklar Kayseri'den Adana'ya 4 Adana'dan İstanbul'a geçmezler Oynen. artık oradan Konya'ya geçecekler muhtemelen Aynen, sanmıyorum İstanbul'a geçeceklerini. Yani 5 tane de. şehir 15 gün içinde beş tane şehir değiştirecekler. Bunların birisi ülke yani. Bizim buradan nasıl çıkacağımız ya sezona belirleyecek değil mi? Çünkü ben Şanıl Güneş takımlarında erken konuşmayı tavsiye etmem. Ben en son hmm. e, 3 18 19'daki 3 3'lük spor maçından sonra ben bir daha maça gitmem ve bu takım buradan asla döndüremez. Şenol Güneş yakın zamanda istifa eder diyordum. Şampiyonluk maçını bıraktık ki Bülent Yıldırım'ın rezalet performansı olmasa belki de şampiyonluğa gidecekti o Doğuyor. Hani o günde nasıl bir maç yönettiğini hepimiz gördük burada. O yüzden Şenol Güneş takımları için Kendisi erken öyle. konuşmayı tavsiye etmem. Ama işte bu Avrupa dört maçın başlıyoruz. sonunda... Avrupa maçları da başlıyor aynen. Bu dört maçın sonunda psikolojik olarak... Bu dört maçın sonunda psikolojik olarak nerede bulunacağımız çok önemli. Ondan sonra galiba İstanbul maçımız var, Lugano maçımız var. Galiba arada bir tane daha Hı. maç var sonra Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. İşte... Konya, Konya'dan sonra Lugano ile iç oynuyoruz. Sonra İstanbul'u ağırlıyoruz. Sonra Sanırım Galatasaray maçı olması lazım. arada bir yine Aynen. Milli ara var galiba. Evet ya işte dediğim gibi burayı mesela hoca bir anda e, bir takımı silkindirir. Bir artık burası çok zor bir şey olduğu için bunu diyeceğim ama bir mucizeyi imza atıp da önümüzdeki 5 maçtan 15 çekerse çok zor. Çok zor yani. Hı -hı. Önümüzdeki 5 maçtan 15 çekerse ya mesela Galatasaray'a gidiyoruz. Bir Galatasaray galibiyetiyle Rüzgar tamamen senin arkana hmm. geçer ama işte bu dört maç çok önemli. Takım fiziki anlamda hani bir de rotasyon da yok. Yani oturtamıyoruz bir şeyleri. Yok hmm. denklem oyuncu dahil edemiyoruz. Hiçbir şekilde dahil edemiyoruz. Ben bir yandan bu maçı şey maçına benzettim. Bu pandemi zamanında Konya'dan dört yemiştik ya. Yani o tabii maçta tabii, tabii herkesin aklına o ama... geliyor ya bir anda anlamsız bir şekilde 4 olmuştu o maç. Hani oyunla falan da çok açıklayamamıştık mesela o, o zaman o maçı. Yani kadro da çok yeniydi. Roller tam oturmamıştı falan. Bu maçı da biraz ona benzettim. Hani bu yeni gelenlerle falan. Hani hikaye ona döner mi bilmiyorum. Hani onu kastetmiyorum ama hani bir andırıyor yani. Ya o sezon mesela bakıyorsun. O sezonda şöyle bir sıkıntı vardı. Bir o Konya maçına çıkan kadroyu bize sağ kanadı bir daha maça çıkmadı. Sol kanadı evet bir 5 maç falan oynamıştır. Aydın Esik, Atakan Ümer. Ee, baktığın zaman işte Mensah, G Mensah Dorukan vardı. Dorukan neredeyse maç oynamadı. Adem Yeğiç vardı. Ondan sonraki ilk maçları beş ay sonra çıktı. Yani oradaki temel problem şuydu. Takımdaki hiç kimse rolü bir... Orada e hmm. asıl adamlar geldi. Kadroya dahil oldu. Ondan sonra skor almaya başladık. Şu an biraz sıkıntımız biraz daha farklı. Asıl adamlar Aynen. var. Bir Gezal yok şu an. Hani, bir de e sanki sol kanat olmuştu sanki o maç. Töre falan girmişti Aynen. Hatta Bakar falan ya, da girmişti töre, işte. Obbakar yoktu kimse, oynadı. yoktu. Hı -hı. Ee, aynen, aynen. şimdi sıkıntımız daha da farklı. Şimdi sıkıntımız geniş bir maç skalası var. O sezon öyle bir şey yoktu. Hani sürekli maç oynayacağız Tabii. ve rotasyondan kim girecek bilmiyoruz. Yok yani. Hiç yani mesela 4 milyon olan aldık. Trabzon maçında çok ihtiyacımız vardı. Oyuna bile girmedi mesela. Onun yani. maçıydı, değil mi? Aslında hakikaten yani oyun o kadar fiziksel olmuş ki. Batistam bu kadar iyi bir maç çıkardı. Trabzonspor'da ona an olsa benzer maç çıkardı ben sana söyleyeyim. Hı -hı. Çünkü Şimdi topu verdik abi, onlara. Bir şey? Ya Hı -hı. çok bir şey yok. Ya Umarım artık e, bir değişim görürüz. Çünkü ta, camia gerçekten çok bunaldı. Camia çok bunaldı. Hani bir. İstediği kadar galibiyet olsun abi 24 maçlık bir yenilmezlik serisinden bahsediyoruz. 20 galibiyetten bahsediyoruz. İlk yenilgi de hmm. hocanın Trabzonluluğundan vuruyorlar yani. Yani hani ya, bir takımın, yerde ya bu şey değil. Bu şey değil. Normalde hocanın canı sağ olsun dersin geçersin ama camia çok bas basık, gergin. Bir hava değişimi lazım. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Yani bundan sonra da hakikaten yani hiç yani kulüp deplasmanı çok da er Abi, şu maçtan sonra hiç çıkılacak maç değildi bence. O anlamda biraz talihsiz olmuş yani. Fikstür. Ee, bir de Salih Uçan'ın hakem tepkisi vardı abi. En son onu sorayım. Çık kapatmaya yakın. Gördün değil mi Salih ya, bu, maç, bu maçta şey vardı. Hani Eren Elmalı'ya falan hakem çok izin verdi. sindirmesine. Biraz da şey yapmasına o Raşit kötü oyun etkisi vardı. Eren Elmalı Raşit hmm. yani ihlalli şeylerle de çok durdurdu. Hakem orayı çok boş geçti. Trabzon biraz sert oynadı. Hakem biraz gözümde. Asıl olay ama e, tribünlerin baskısına çok çabuk cevap verdi hakem. Yani direkt o, o şeyleri çıkarıp her yer, yere yatana kart, her yere yatana şey fa faal çalıyor, faal çalıyor, faal çalıyor. E, bence de hakemlik bir mevzu vardı ama sahada öyle bir Çünkü ya kötü oyun vardı ki hakem konuşamıyoruz ya. Hı hı. O zaman abi yavaştan bağlayalım istersen. Ben herkese teşekkür, teşekkür ederim için. izledikleri için. İnşallah daha bir sonraki programlar. En azından 15 gün sonraki programda yüzümüz bayağı bir gülüyor olur diyeyim. Umarım öyle olur diyelim abi. O zaman ben şimdiden ağzına sağlık diyeyim. Gelecek programlarda Senin de sağlık. Görüşmek üzere. Kan Görüşmek üzere. Kanalımıza, kanalımıza destek olabilirsiniz beğenerek, paylaşarak. Herkese iyi günler.